Sayın seyirciler, gündem programımızla karşınızdayız. Pakistan bağımsızlık mücadelesini 68 yıl önce bugün tamamlamıştı. İşte bu önemli günde Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Harun Şevket'le özel bir röportaj gerçekleştirdik. Hep birlikte izliyoruz. Bugün dost ve kardeş ülke Pakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü. Biz de gündem programında bugün Pakistan'ı konuşacağız. Pakistan'ın bağımsızlık mücadelesini, Türkiye ve Pakistan'ın neden iki kardeş ülke olduklarını ve yaşanan bağımsızlık mücadelesini konuşacağız. Yanımızda da önemli ve değerli bir konuğumuz var. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Harun Şevket var. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun. Ben size teşekkür ediyorum. Bizim bağımsızlık günü de siz bize şeref verdiniz. Çok sağ olun. Aslında sorularıma Türkiye ve Pakistan'ın neden kardeş ülke olduklarını sorarak başlamak istiyorum. Bu süreci hatırlatmak istersek seyircilerimize neler söyleyeceksiniz? Ben diyeceğim, Pakistan, ben dün de dedim, iki ülke ama tek milletiz. Aynı tarihi paylaşıyoruz. Bizim insani değerler aynı, bizim kültür aynı, bizim inanç aynı. Biz candan Türk halka seviyoruz, Türk halk bizi candan seviyor. Siz biliyorsunuz, Türk Kurtuluş Savaşı'nın... Evet, Pakistan o zaman Pakistan bağımsız bir ülke değildi. Ama bizim bölgenin Müslümanların herkes elin gelen her şey yaptı. Aynı zamanda eğer bize bir zor bir zaman geliyor, Türk kardeşler hemen bize yardımcı oluyor. Geçen birkaç aylarda Pakistan'da çok doğal felaketler vardı. Mesela 2005'te Pakistan'da çok büyük bir deprem oldu. Türk vatandaşlar bize hemen yardım gönderdiler. Aynı zamanda 2010'da, 11'de Pakistan'ın tarihin en kötü sel felaketiydi. Toprakların %20'si galiba sular altında kaldı. Hayır, %80 gibiydi. Çok büyük bir sel felaketiydi. Türk hükümet hemen bize yardımcı oldu. Siz biliyorsunuz, İslam dünyada 60'ın da fazla ülke var. Hepsi bizim iyi arkadaş ülke. Ama Türkiye arkadaş ve kardeş. Çünkü biz aynı kültür, aynı insan diğerler özellikle. Mesela eğer siz bizim evde yemek yiyin, bizim aileyle birlikte oturun, siz göreceksiniz bizim aynı diğerler. Böyle Araplar ile mesela olmaz. Bizim din aynı, bizim inanç aynı ama bizim kültür tüm aynı değildir. Bugün Pakistan'ın bağımsızlığının 68. yıl dönümü dedik. Bu mücadeleden biraz bahsedebilir misiniz? Bağımsızlık gün her millet için önemli bir gün. Böylece bizim için de çok önemli, çok bizi mutluluk veriyor, bizi gurur veriyor. Bu günde biz bizim tarihi hatırlıyoruz. Bizim öğrencilere, bizim genç nesile biz o zor zamanlar hatırlamak istiyoruz. Bir de parlak bir gelecek için ne yapmak gerekiyor onu planlıyoruz. Bizim milli gün, bizim bağımsızlık gün bizim için bir bayram gibidir. Siz gördünüz biraz önce bizim çocuklar çok şarkılar söylediler. Evet, evet. Böylece siz biliyorsunuz, Pakistan zor bir bölgede yaşıyor. Bizim komşuluktan şiddet, terör geliyor Pakistan'da. Bu sebepten bu zaman bizim için çok kolay değil. Ama Pakistan'da bugün bir demokratik hükümet var. Bizim basın serbest, özgür. Bizim
yargı bağımsız, bizim sivil toplum canlı. Bu sebepten biz iyi bir parlak bir gelecek görüyoruz. Türkiye ile bizim Pakistan-Türkiye ikili ilişkiler çok iyi, çok harika. Aynı zamanda sizin geçen 10 sene Pakistan için bir örnektir. Evet, ben biraz araştırdım ticari ilişkiler. Evet. Bir 10 yıl önce 175 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz varmış. Fakat bu son 10 yılda gelişmelerle, yapılan çalışmalarla 1 milyar dolara yaklaştırılmış aslında. Bu süreci nasıl anlatacaksınız? Biz iki büyük ülkeyiz. Siz biliyorsunuz Pakistan dünyanın 6. en büyük ülke nüfus olarak. Türkiye, İslam dünyanın güç bir ülke. Ama bizim ticari ilişkiler o kadar iyi değil. Bu ilişkiler çok artmak istiyoruz. Şimdi Türkiye ve Pakistan özel sektörler birbirine karşılıyor. Çok önemli fırsatlar var Pakistan'da. Mesela altyapı, mesela enerji, mesela belediye işler, otobüs, metrobüs, temizlik, tarım, süt ürünler, her şey için hem güvenlik, çok fırsatlar var. Türkiye'den Pakistan yatırım gidiyor. Pakistan'da yatırım geliyor Türkiye. Ama hala o kadar değil. İnşallah gelecek seneler iki ülke için daha iyi olacak. Çünkü bizim Pakistan ve Türkiye'nin liderler birbirini çok seviyor. Bizim iki halk birbirini çok seviyor. Şimdi daha hızlı gitmek lazımdır. Evet, bir de tarihi bakarken, incelerken gördüm. Türkiye gibi Pakistan'da da darbeler yaşanmış. Şimdi nasıl, demokrasi nasıl? 2013 Mayıs ayında bir seçim geçirdiniz. Evet. Bu süreci nasıl anlatacaksınız? Şimdi Pakistan'da durum iyidir. Ama daha iyi olabilir. Siz bizim ekonomik durum Türkiye'nin 2001 durum gibi benziyor. Mesela bizim ekonomi çok büyük, geniş değil. 2250 milyar dolarlık GDP. Bu sebepten ekonomik ilişkiler artırmak bizim için çok önemli. Aynı zamanda sosyal sektörlerde bizim nüfus çok. 190 milyon nüfus aşağı yukarı. Eğitim, sağlık, sosyal konutlar, her şey. Halk çok istiyor. Hükümetin elinde cepte para yok. Bunun için biraz sabır lazım. Ama iyi liderler, halk seven liderler yönetiyor Pakistan'a. İnşallah her şey iyi olacak. Türkiye gibi bizim liderler de halk seven, demokratik. Ama bu yolda problemler var. Ama aynı zamanda fırsatlar da çok. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu 2010'da yaşanan sel felaketinden sonra Dışişleri Mensupları Derneği TİKA aracılığıyla bir hastane yaptırdı. Evet. Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi. Evet. Ve orada yaklaşık 3 gün önce bir bebek dünyaya, evet, geldi. İsmini de Recep Tayyip koydular. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bu hastane Pakistan için çok harika bir hediye. TOKİ tarafından. Muzaffargarh Pakistan'ın bir biraz uzak bir bölge. Orada sel felaketten çok problemler vardı.
Şimdi TOKİ ve TİKA birlikte orada bir hastane yapmışlar. Çok harika bir hastane. Bizim başbakan çok çok sevdi bu hastaneye. Şimdi bu hastane 70 yatan hastanedir. Orta boyu gibi hastane. Bunu daha büyülecek bizim devlet. Pencap eyaletin başbakan bana söyledi. Onu 500 yataklı büyük bir hastane yapmak istiyor. Onu bir üniversite, tıp hastane, üniversite yapmak istiyor. Böylece bu Tayyip Erdoğan Üniversitesi, tıp üniversitesi olacak. Evet, herkes Sayın Tayyip Erdoğan'ı Pakistan'a seviyor. Eğer o seçim Pakistan olursa kazanacak. O Pakistan'da seçim kazanabilir. Evet, Recep Tayyip Erdoğan Bey, onu herkes o kadar seviyor ki Pakistan'da seçim kazanabilir. Burada otururken orada seçim kazanabilir. Evet. Evet. Tüm Pakistan politik partiler onu seviyor. Onun örnek herkes söylüyor. Bakın, İslam dünyada bir tek lider. Nasıl iyileştirdi Türkiye'yi? Bir de aslında yaşanan üzücü olaylar var. Irak'ta, Suriye'de, Gazze'de yaşanan saldırılar var. Bunlara dair neler söyleyeceksiniz? Bu İslam dünya için bu çok kötü bir zamandır. Pakistan, Türkiye'nin dış politika aynı. Bizim düşünce aynı. Ama İslam dünyada o kadar iyi unity, birlik değil. Bunu daha birlikte çözmek lazımdır. Ama bu kompleks kompleks problemler. Çünkü bu sadece bölgenin problemi değil. Büyük güçler oynuyor her yerde. Bu sebepten ama İslam dünya daha birlik olmak gerekiyor. Daha kardeş gibi birlik, beraberlik içerisinde olmak gerekiyor. Evet. Ekonomik ilişkilerin gelişmesine dair başka neler yapılabilir? Hani Türkiye-Pakistan arasında. Ben size biraz önce söyledim. Pakistan'da çok büyük fırsatlar var. Çünkü bizim demokratik hükümet çok hızlı kalkınma politik takip ediyor. Mesela bugün Pakistan'da en büyük yatırım Çin'den geliyor. Çin Pakistan'ın stratejik bir partneri. Onlar konsiyaga jahan se wo road jayegi Çin Kaşgar'dan Gwadar'a kadar bir koridor istiyor. 1500 kilometre otoban gibi yapmak istiyor. Şimdi Pakistan'da en az 1100 kilometrelik otoban planlıyorlar. Türk inşaat firmalar için harika bir fırsat. Şimdi en iyi prensip yap, isterme, devret. Ha? Aynı zamanda havalimanı, yeni havalimanı istiyoruz. Ben konuştum büyük firmalar, Türkiye'de TAV mesela büyük bir firmadır. STFA büyük bir firmadır. Limak, Nurol, IC Holding, İbrahim Çeçen Holding. Bunlar havalimanılar yapıyor, onlara yönetiyorlar. Pakistan'da büyük fırsatlar var. Altı yapıda fırsatlar var. Aynı zamanda sosyal konutlar. Yüz binler sosyal konutlar gerekiyor. Biz TOKİ ile konuşuyoruz ama sizin inşaat sektör dünyanın ikinci en güç sektördür. Pakistan büyük bir ülke. Pakistan'da çok ihtiyaç var bu sektörlerin. Aynı zamanda tarım sektörde. Pakistan dünyanın üçüncü en büyük süt üreten ülke.
Pakistan'da en az 170 milyon hayvan var. Pakistan'da 35 milyon manda var. 35 milyon inek var. 70-80 milyon kuzu, keçi var. Ama süt paketleme çok az. Bu sebepten bu çok büyük bir sektördür. Türkiye'de büyük firmalar var. Pakistan'ın coğrafi, biz Orta Doğu'nun yakın bir Central Asia'dan yakınız. Bizim kendi nüfus çok. Şimdi süt ürünler, tarım, bu da büyük bir sektör. Sizin vesilesinde ben Türk özel sektör arkadaşlara davet veriyorum. Pakistan çok büyük bir ülke, çok büyük bir marşe. Onu görmek lazım. Biz Pakistan'dan heyet burada getiriyoruz, Türkiye'den gönderiyoruz. Ama en iyi motor özel sektör. Bu iş şimdi hükümetin elinde değil. Bu özel sektör yönetiyor, en iyi yönetiyor. Türkiye elhamdülillah çok iyi yolda. Biz de biraz daha hızlı gitmek gerekiyor. Aslında Pakistan üzerine konuşulacak daha birçok şey var. Biz dakikalara sığdırmaya çalıştık. Şimdi buradan bağımsızlığını kutlayan Pakistan'da kardeşlerimize selam gönderelim ve biz de onların bağımsızlıklarını kutlayalım. Bir sonraki gündemde görüşmek üzere.